Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanlardan işte toplum içerisinde beğenmediklerimiz olabilir veya işte değişik durumları hoşumuza gitmeyen insanlar olabilir. Değişik davranışlarda olanlar olabilir. Kim olursa olsun. Böyle beğenmediklerimizi hakir görmek, onları aşağılamak, tepeden bakmak veya uygun mudur? Bir Müslümana yakışır mı? Şimdi kitaplarda anlatılırken iki şey üzerinde çok durulmuş. Birisi kibir, öbürsü de ucub. Kibir insanlara tepeden bakmak, ucubsa yaptıklarını beğenmek buyuruyor. Fakat kibir ucubtan daha tehlikeli diye anlatılmış. Allah-u Teala diğer günahlara zatıyla düşman. Özür dilerim, sıfatlarıyla düşman. Ama kibirliğe zatıyla düşman. Zatıyla düşman. Niye? Çünkü Allah-u Teala kullarına sıfatlarından vermiş. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatı var, insanda var. Allah-u Teala'nın basar görme sıfatı var, insanda da var. İnsana da vermiş. Cenab-ı Hakk'ın semiya, işitme sıfatı var, insana da vermiş. Kelam, söyleme sıfatı var, insanda da var. Ama üç şeyi vermemiş. Gani olmak, başkasına muhtaç olmamak. Bir tek Allah-u Teala mahsustur o. Peygamberler de muhtaç, melekler de muhtaçtır. On sana yaratmak Allah-u Teala mahsustur. Hani bazıları efendim benim diyor söyleyiş niyetim itibariyle bu yaratma kelimesini ben şey diye söylüyorum diyor yani mecaz olarak söylüyorum. Hayır, yaratmak sonradan var etmek demektir. Yoktan var etmek demektir. Bu Allah-u Teala mahsustur. İnsan için kullanılmaz. Bütün fıkıh kitaplarında insandan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak küfür olur. Yani imanı götürür. Allah-u Teala'dan başkası için. Evet, Allah-u Teala'dan başkası için. İnsanlar için kullanmak bunu. Yaratmak sıfatını kullanmak, yaratmak kelimesini kullanmak. İmanı götürür, küfür olur. Bir de kibriya, büyüklük. Kibir, kibriya aynı kökten geliyor. Bu konuda bana ortak olmak isteğini yakarım buyuruyor. Ortak olmak isteğini yakarım. Konusunda. Evet, üstünlük konusunda. Yani o da nedir? Başkalarına tepeden bakıyorsun. Bunlar kibirlidir. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki kıyamet günü dünyadaki kibir sahipleri küçük karınca gibi zelil ve hakir olarak kabirden çıkarılacaktır. Karınca gibi fakat insan şeklinde olacaklardır. Herkes bunları hakir göreceklerdir. Bunlar şimdi insanları dünyadayken böyle hakir gördüler, zelil gördüler, aşağıladılar, azarladılar, imkan vermediler, tepeden baktılar. Bu köylü mü dediler, bu işçi mi dediler falan. Mahşer günü de aynı duruma kendisi sokulacak buyuruyor. Ben dakika dakika diyorlar yani. Yapan aynı şekilde, muhakkak aynı şekilde karşılığını görecek. Eden, eden mutlaka bulacaktır. Eden mutlaka bulacaktır. Dolayısıyla kendini beğenen, nefsinin esiri olmuş kimseler başkalarını hakir aşağı görür. Onlara zulmeder, ızdırap verir, haksızlık yaparlar. Muhakkak haksızlık yaparlar. Kalbini kırar hiçbir şey yapmasa. Zaten adam aşağılıyorsun. İnsanın şerefiyle oynuyorsun. Hakir görüyorsun. Peki bu nedir? Çok büyük günahtır. Mesela öbür günahlarla kıyası kabul etmeyecek şekilde mi? Evet, kabul etmeyecek şekilde. Bunun için de mesela bizde bir söz vardır. Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Ha, adam kötüdür, şeydir falan ama, kötüdür, şeydir falan ama yani o şekilde de öyle düşünmemek lazım. Mesela Evliya-i Kiram'ın hayatları okunduğu zaman insan böyle kendine geliyor onların şey yaptılar mı? Mesela bir sarhoş içmiş, bayılmış, düşmüş kalmış. Ağzında salyalar falan da akıyor. Oradan Evliya-i Kiram'dan bir zat oradan geçerken görmüş onu. Onu oradan kaldırmış. Ondan sonra ağzını yüzünü yıkamış, elbiselerini temizlemiş. Ondan sonra götürmüş uygun bir yeri neresiyse veyahut da kendi dergahına götürmüş, yatırmış. Ondan sonra temiz elbiseler giymiş. Adam uyandıktan sonra bakıyor. Hani, tövbesine sebep olmuş. Ama rüyada da kendisine diyor ki eğer sen onu öyle geçip gitseydin sen de o duruma düşerdin. Nitekim önceki zaman dilimlerinde İsa Aleyhisselam veya ondan önceki ümmetlerde bir abid varmış. Böyle çok ibadet diyor. Derecesi hali yükselmiş. Hatta dışarıda böyle vahada ibadet derken bir bulut üstünde onu gölgelendirirmiş. Bir de sarhoş ayyaş birisi varmış. Bir gün bakmış onu böyle ibadetler görünce. Demiş şu kula bak, bir de bana bak. O demiş Cenab-ı Hakk'ın hani mübarek bir kulu. Bense diyor zelil bir kuluyum falan, hakir bir kuluyum. O şeyle böyle boynu bükük halinde şöyle demiş, yakın geleyim de bana belki birazcık bir şey serper diye oturmuş. O abi şöyle bir bakmış, o sarhoşun öyle geldiğini görünce beğenmemiş, onu hakir görmüş. Demiş bu sarhoş da nereden geldi? Kalkmış. O oradan gidiyor fakat bulut orada kalıyor. O ümmete gönderilen peygamber hayattaymış. Allah-u Teala vahyediyor. Git söyle o ikisine. İkisini de geçmişini sildim.
Birisinin günahları gitti, öbürsünün de ibadetleri gitti. Niye? Hakir gördüğü için. Hakir gördüğü için. Ebu Ali Sakafi Hazretleri var, İslam alimlerinden. Bu zat buyuruyor ki, bir gün diyor, seyahat ediyordum diyor. Üç erkek bir kadın tarafından omuzlar üzerinde taşınan bir cenaze gördüm diyor. Baktım diyor, hakikaten diyor zor kadın bir tane. Ben de gittim diyor, yardım ettim. Mezarlığa kadar götürdük diyor. Sonra cenaze namazını kıldık. Ondan sonra defnettik. Oradakilere dedim ki, ya size yardımda bulunacak başka konumuz komşunuz yok muydu? Yani üç erkek bir kadın getirdiniz. Onlar da vardı ama herkes diyor bunu hor vakir görürdü. Peki ne yapmıştı diyor. Bu çok günahkardı. Sonra işte çok günahkardı. Onun için herkes bunu böyle hakir görürdü. Neyse diyor, oradan ayrılmış. Ebu Ali Sakafi Hazretleri kendisi anlatıyor. Oradan ayrıldım buyuruyor. Vefat eden kişiye acımıştım diyor. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda biri yanıma geldi. Yüzü ayın 14'ü gibi parlıyordu. Ayrıca çok kıymetli elbiseler giymişti ve tebessüm ediyordu. Kendisine dedim ki, sen kimsin? Bana dedi ki, cenaze namazını kılıp defnettiğiniz günahkar kişiyim. Günahkar kişiyim. Peki diyor, nasıl oldu bu? İnsanlar tarafından horlanmıştım. Lakin Rabbim son anımda bana merhamet eyledi. Tabii insanlar da bilmiyor. Son anda tövbe nasip etmiş ona. Bana merhamet. Şimdi diyor, bu merhametin nimetleri içerisindeyim cevabını vermiş. Hani hakir gördüydün? Hakir gördüydün? O paçayı kurtardı. O paçayı kurtardı. Abad oldu. O paçayı kurtardı, abad oldu. Kimin nereden, hani tabir böyle köşeyi döneceği. Musa Aleyhisselam zamanında da böyle sarhoş ayyaş birisi varmış, ölmüş. Ölünce hanımı da bizar olmuş zaten bundan. Komşular falan demişler, bu demiş zaten sarhoşun ayyaşın teki falan. Kimse cenazesine sahip çıkmamış. Almışlar götürmüşler, çöplüğe atmışlar bedenini. Yıkamamışlar, kefenlemişler, gömmemişler. Musa Aleyhisselam hayatta. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala vahyediyor. Buyuruyor ki, git falan çöplükte salih bir kulum var. Mustafa Bey çok önemli. Salih bir kulum var. Onu oradan al. Yıka, kefenle, defnet. Geliyor. Onu oradan alıyor Musa Aleyhisselam. Götürüyor, yıkıyor, kefenliyor, defnediyor. Sonra hanımına geliyor diyor. Falan ya diyor, benim diyor zevcimdi diyor. Kocamdı. Nasıl ya aman diyor, çok kötü birisi zaten diyor, cenazesinde attık götürdük diyor. Yani. Şey attık diyor. Çöplüğe attık diyor. Musa Aleyhisselam bunun üzerine diyor ki, yani kocayın diyor iyi bir tarafı var mı diyor, hiçbir iyi tarafı yok diyor. Sonra kendini tanıtıyor. Ben diyor Musa bin İmran'ım. Aleyhisselatü Vesselam. Böyle deyince kadın toparlanıyor. Allah-u Teala bana vahyetti. Buyurdu ki, git çöplükte işte benim salih bir kulum var. Onu oradan al, yıka, kefenle, defnet buyurdu. Ben diyor gittim, yıkadım, kefenledim, defnettim. Senin diyor kocayın mutlaka iyi tarafı bir şeysi var. İyi düşün diyor. Bu dereceyi bu nasıl kazandı? Kadın düşünüyor, ha diyor. Onun diyor bir huyu var diyor. Neydi diyor? O diyor zaman zaman Tevrat'ı okurdu diyor. Tevrat da diyor ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın vasıflarını bildirilen bölüme gelince ağlar, yüzünü gözünü sürerdi. Hayatta olsam da işte bu zatın böyle hizmetini görsem falan diye böyle ağlar. Hüngür hüngür ağlardı. Ben de içeri içeri kalırdım. Bu adama ne oluyor falan diye. Ha o zaman Musa Aleyhisselam tamam diyor. Yani Allah-u Teala sen Habibime böyle muhabbet edersen, benim sevdiğimi seversen ben de seni sevdiklerimden eyledi buyuruyor. Hadi insanlar hakir gördüydü. Ne oldu? Abad oldu. Kendileri o duruma düşecekler tabii, yani neticede. Zarar kendilerine oldu. Yani. Tabii zarar kendilerine oldu. Ebu Turab Nahşebi Hazretleri zamanında da bir ayyaş genç. Aynı şekilde herkes böyle hakir görüyor falan. Allah-u Teala sonra bir hastalık veriyor. O hastalıkta Cenab-ı Hak tövbe nasip ediyor. Hakikaten tövbe ediyor. Ebu Turab Nahşebi Hazretleri'nin elinde tövbe ediyor. Ağlayarak böyle hatta tövbe, dua ederken ya Rabbi diyor. Eğer diyor yani tövbemi kabul et, şey yaparsan sevdiğim bir kulu görmeden önce ruhumu teslim etme. Teslim alma. Ebu Turab Nahşebi Hazretleri ziyaretine geliyor. Ama nasıl seviniyor, nasıl ağlıyor. Ya Rabbi diyor nelere kadirsin. Benim gibi ayyaşın biri, ömrünü zayi etmiş birisine duasını kabul ediyorsun. Nasıl şey yapıyor falan. Hatta Ebu Turab Hazretleri oradan ayrılınca annesine diyor ki beni yataktan indir. Bir de diyor yüzümü gözümü toprağa sürerek Rabbime yalvarayım. Son anlarım benim artık bunlar diyor. Kadıncağızı indirmiş. Hakikaten yüzünü gözünü toprağa sürerek ruhunu teslim ediyor. O gece Ebu Turab Nahşebi Hazretleri Peygamber Efendimiz'i rüyada görüyor. Ebu Turab Hazretleri de şaşırıyor. Ya Resulü diyor Nahşebe diyor teşrif etmenizin hikmeti nedir? Buyuruyor ki benimle beraber Allah-u Teala'nın daha önce gönderdiği peygamberlerin hepsinin ruhu da geldi. Senin elinde bugün tövbe eden genç bu gece öldü. Allah-u Teala onu sevdiklerinin arasına aldı. O Allah-u Teala'nın sevgili kullarını severdi. Evliyasını severdi. Allah-u Teala da buyurdu ki ben de onu sevdiklerimin arasına aldım. Günahlarını sildim.
Günahlarını sildim. Ve bizi de bize de emretti onun cenazesine iştirak edin diye. Hadi buyur şimdi. Herkes hakir görüyordu. Abad oldu. Onun için kimseye tepeden bakmamalı. Kimseyi hakir görmemeli. Dinimiz de zaten bunu men etmekte mi? Evet. Ebubekir Betaihi Hazretleri buyuruyorlar ki insanları hor, hakir ve aşağı görmen senin için tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Kibir hastalığı bu Mustafa Bey. Şakası yok bu iş. Yani beğenmediğin kimse Allah-u Teala tövbe nasip eder. Hatta Ehl-i Sünnet alimler buyuruyorlar ki bir kafiri yani bir ateist onu da hakir görme. Ha kul olarak hani Allah-u Teala yarattığı bir kul olarak hizmetini gör. Ama ha ateisttir, dinsizdir sevmezsin. Onun inancını sevmezsin. Ama tahkir etmeye hakkın yok. Onunla alay etmeye, onunla dalga geçmeye hakkın yok. Vücut yapısını yaratan kendisi değil ki Allah-u Teala. Kadın oldu, erkek oldu. Cenab-ı Hak yaratmıştır. Onun için hiç kimseyi hakir görme. Hiç kimseye hakir görme. Herkese Allah-u Teala'nın kulu olarak bil. Ha, sevgi meselesi ayrı. Allah-u Teala'nın emri olduğu için hani inanmayan, inkar edenler sevilmez. Ama hakaret edilmez. Hor, hakir görülmez. İnsan kendi nefsini hakir ve hor görmeli buyuruyor. Başkasını değil. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.